Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizlerin karşınızda bir Malibu'da bir Armor Stack ile karşınızdayım. Arkadaşlar Armor Stack çok tatlı. Oynayabileceğiniz en tatlı güzel build'lerden bir tanesi. Bu build her lig hemen hemen çoğu kişi tarafından oynanan bir build. Armor Stack aşağı, Armor Stack yukarı, Armor Stack aşağı, Armor Stack yukarı. Biz dedik bir bunun bir tadına bakalım. Bu Armor Stack nedir? Ben İlk defa bir Armor Stack yaptım. Görüşlerimi söyleyeyim, bayıldım. Kesinlikle çok çok beğendim bu Armor Stack build'ini ve kendi değişikliklerimi de yaparak sizlerle paylaşmak istedim. O yüzden böyle bir video hazırladım. Bu build'i nasıl yaptık öncelikle? Big Daddy diye bir adam var. Ona yani helal olsun. Bu adam belki az çok bilenleriniz vardır. YouTube'a da yazabilirsiniz gidin bir. Abi bu adam Armor Stack'e fısıldayan adam diyorlar buna. Biz de bu adamı böyle bir build'lerine baktık, ettik, eyledik. Bir kendi böyle bir yorumumuzu da kattık ve bir build yaptık. Olabildiğince bu build memur build'i, fakir build'i yani diyeyim. Fakir memur karışık bir build. Arkadaşlar, bu build'in ortalama cost'u 240 divan civarında tutuyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Yani kenarda kıyıda bir köşede 240 divanınız varsa kesinlikle yapın. Kendiniz craftlarsınız yani. Onu da söyleyeceğim. Craftlarında zaten değineceğim bir video olacak. Bu it neleri yapabiliyor? Bu build'in yapamadığı hiçbir şey yok arkadaşlar. Siz gidip bu build'le 240 divanlık Armor Stack'le T17 Vald'da farmlarsınız. Uber'lerin hepsini kesersiniz arkadaşlar. Uber'lerin hepsini canını okursunuz. Uber Searing tanklığı mükemmel öncelikle. Tanklığı harika. Uber Searing Exhaust'ın toplarını Pac-Man'de böyle şey alır, puan toplar gibi toplayabilirsiniz arkadaşlar Mario'da Pac-Man'de. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Çoğu şeyi tanklayabiliyor. Mesela Sirius'un labirenti var biliyorsunuz. Abi Sirius'un labirentini tanklıyor. Hani oyunda tanklayamayacağın şeyler çok kısıtlı. Hani atıyorum Maven'ın şempanze testini vesaire tanklayamaz. Onları tanklayamıyor. Ama geri kalan çoğu şeyi tanklayabiliyor. Çok iyi. Ama bu build'in bir dezavantajı var. Dotlar arkadaşlar. Ona da olabildiğince dotla alakalı şeyler almaya çalıştık. Fakat dot yine bir sıkıntı. Onu söylemek isterim. Ama geri kalan şeye çok çok rahatlıkla tanklayabiliyor. Dotlarda da sadece belirli bazı dotlar sadece. Atıyorum Cortex'in yarattığı o physical dot yeri gibi, Elder'ın yarattığı o physical dot yeri gibi şeyler harici çoğu dotta tanklayabiliyor. Atıyorum Shaper'ın dotunda çay içebiliyorsunuz gibi söyleyebilirim. Bu build'in hasarı nasıl? Arkadaşlar hasarı da gayet güzel, gayet makul. 240 divan fakir usulü bir hasarı var. Ama bu hasarla tabi her şeyi yine kesebiliyorsunuz. Bütün Uber'leri kesebiliyorsunuz, doğrayabiliyorsunuz. Üstüne T17 Fiyerit farmı da yapabiliyor arkadaşlar. T17'de Valdo farmları var biliyorsunuz. Onlar da yaygın artık. Keyifli de farmlar. Neden? 10 dakikada meşgulat kasıyorsunuz yani. 10 dakikada meşgulat gelirinden yani 10 divine, 15 divine map başına kârı olabiliyor. Şu an piyasa ne durumda bilmiyorum ama. Onları da yapabiliyorsunuz. S16 mesela T17'de Voices maplerini yapabiliyor. Voices maplerini biliyorsunuz. 2 metre ve Fiyerit kuralı var. Onları şıkır şıkır yapıyor. Bu build'i kesinlikle öneririm. Ve özellikle şu devirde biliyorsunuz Melee açlığı var. Melee build'ler çok zayıf. Melee oynayanlar gözleri yaşlı oluyor. O yani o durumda, o karkış durumunda böyle bir ışık, böyle bir güneş doğuyor şeyi poemize. Bu Armor Stack dediğimiz olay sadece bir Molten Strike build'i veya sadece Smite build'i gibi bakmayın. İstediğiniz her şeyi oynayabilirsiniz bununla. Sadece tek bir 3 kuralı var. Atak olacak, şey olacak, sword'larla kullanılabilir olacak arkadaşlar. Bu iki şeyi karşılarsa bir de projektil olursa hani Nimitz de devreye girebiliyor o durumlarda. Ama projektil olmasa da olur. Bu tarz herhangi bir atak skillini oynayabiliyorsunuz. Oyun da çok güzel yani. Güzel bir melee bu build'i kesinlikle öneririm, tavsiye ederim. Gözünüz kapalı oynayabilirsiniz. Bu build dediğim gibi simülakrum vesaire her şeyi oyunda görüp görebileceğiniz her şeyi çok rahatlıkla yapabilirsiniz bu 240 benlik budget haliyle.
Şimdi Showcase'i yalnız bırakayım sizi. Ardından videoda buluşmak üzere.
Arkadaşlar şimdi geçelim build'imizi anlatmaya. Bu build'de arkadaşlar şöyle bir pop hazırladım ben yine sizler için. Yanında notlarıyla beraber her şeyiyle burada şeyi hazırladım, popunu. Pop'ta arkadaşlar görebileceğiniz üzere 22 milyon civarı bir DPS var, Guardian DPS'i. Bu gayet iyi. Uberleri de tanklayabiliyor, kesebiliyor. Çoğu şeyi yapabilirsiniz bununla. İtemler arkadaşlar bu şekilde, iki tane sword kullanıyoruz. Öncelikle Pop'un notlarıyla gireyim arkadaşlar. Bu build'in leveling'ini Muhammed Ali leveling'le yapıyorsunuz. Hiç sağda solda başka leveling'le uğraşmayın. Bu Muhammed Ali leveling'e oturun. 200 saatte bitirirsiniz arkadaşlar. Yani 200 saat değil, 3-4 saat olur eğer oyunu iyi bilmiyorsanız. 3-4 saatte bu leveling'le yapabilirsiniz. Bu leveling'le ne yapıyoruz arkadaşlar? Gloves ve silah kullanmıyoruz. Burada pop'u hazırladım. Bu pop'u Slayer için hazırladım. Ama aynı şekilde sahinden de yapabilirsiniz aynı olayları. Hiçbir farkı yok. Dediğim gibi bir grab değil. Tabula kullanabilirsiniz. Yani şurada görebileceğiniz seti kullanabilirsiniz. Bizim guildimizde de var bu set. Şu setle beraber leveling'inizi yapıyoruz. Yapıyorsunuz. 3-4 saat içinde 68 oluyorsunuz. Ardından geçiyoruz 5A'ya. Şöyle 5A kısmını da göstereyim. 5A'da ise arkadaşlar hemen altta Pop'un not kısmında burada şey yapabilirsiniz. 5A'ya gireceksiniz. 5A'yı nasıl arkadaşlar yapacağız? 5A için burada benim rehber videom var. Bu rehber videosunu izleyebilirsiniz. Kesinlikle öneririm. Ardından bu rehber videosundaki gibi yaparsınız. Bu rehber videosunda da şey de anlattım. 5A'yı biliyorsunuz şu devirde baya bir pahalı. 5A'yı de nasıl beleşe getireceğinizi de anlattım. Bu videoyu izleyerek beleşe de getirirsiniz 5A'nızı. Peki kaç level olacaksınız? Arkadaşlar 94 levelde geçebilirsiniz bu ilde. Fakat 94, ben Pop'u 98 olarak ayarladım. Peki ben 94 yapacağım, nereden feragat edeyim derseniz de şuradan feragat edebilirsiniz. Bu sayede 94 levelde bu ilde geçebilirsiniz. Onu da bilmiş olun yani. Onu da söylemiş olayım. Şunu tekrardan 98 yapalım. Sonrasına geldik. Map modları var arkadaşlar. Onu şu şekilde göstereyim. Arkadaşlar map modlarında şunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Regex kodunuz bu. Bu regex kodunu ben şurada koydum. Regex kodunu. Bu regex kodunu dikkat ederek yapın maplerinizi. Hangi map modları sıkıntı yaşıyorsunuz? Reflect Elemental, Reflect Physical, Canland Regen, Reduce Nankers Aura. Çünkü 10-15 Aura kullanıyoruz. Bu yüzden sıkıntı olabiliyor. Bir de Less Armor. Bu mapleri uzak durun arkadaşlar. Eğer Reflect Elemental, Reflect Physical yapacağım ben diyorsanız eğer. Ben yani şeyleri Uber Asteri'de biliyorsunuz Reflect Elemental, Reflect Physical falan var. Veya maplere gireceksiniz. Arkadaşlar şunları kullanın. Kendine tek Reflected Elemental Physical Damage burada Charm var. Burada da Reflected Elemental Charm var. Bunları neyin yerine koyuyoruz arkadaşlar? Armor Applies kısımlarını çıkarıyoruz. Ve bu iki şeyi kullanıp Reflected Elemental ve Reflect Physical yani Uber Aster gibi şeyleri de kesebilirsiniz. Haberiniz olsun. Bunu yapabilirsiniz. Pantheonlarda arkadaşlar çok elzem değil ama Solaris ve Relicage kullanabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Ama isterseniz diğerlerini de kullanabilirsiniz. Hiçbir olayı yok yani. Olmazsa olmaz. Bak bu build'de yapmanız gereken kesinlikle bir şey şu. Arkadaşlar bu build'in en fakir hali 240'tı var. Nimis ve Meshblood olmazsa bu build olmaz. Sonra resistleri 90'a sağlamamız zorunlu. Ya yani bu olmazsa olmaz. Resistlerimizi 90 yapacağız arkadaşlar. Bu kesinlikle yapmamız gereken bir şey. Bunu da nasıl yapıyoruz? Melding of the Flesh'i alıyoruz. Brute of Fire ve bir tane Charm'dan artı 2 Max Resist alıyoruz. Olayımız bitiyor. Sonrasında geldik. Bir yere Hit Chance. Arkadaşlar bu build'de Hit Chance'ımızı %100 yapmamız lazım. Yoksa bu kılıçlar keskin olmaz. Bu kılıçları keskin hale getirmek için Hit Chance'ımızı %100 yapacağız. Bu olmazsa olmaz. Peki Hit Chance'ım %100 değilse ne yapabilir? Precision kullanıyoruz. Precision 21 level yapabilirsiniz. Hani eğer düşük level kullanırsanız gördüğünüz gibi Hit Chance'ınız 99 olmaz. Bu yüzden Precision 20-21 vesaire bir şey alın.
Onu kullanın. Onu söylemiş olayım. Sonrasında geldik sıradaki. Enerji shield'imiz minimum 3K'nın üzerinde tutmaya çalışın. İtemlerinizden enerji shield vesaire alın ve 3K'nın üstünde olsun minimum. Sonrasında geldik Better Trading. Arkadaşlar Better Trading için şöyle bir şey yapıyoruz, hemen göstereyim. Poe Better Trading yapıyoruz. Better Trading yazıyoruz buraya. Ardından geliyoruz. Şunu kuruyoruz arkadaşlar. Better Petro Exile Trading. Bunu add to offer yapıyoruz. Sonrasında ne yapıyoruz? Poe Trade'e geliyoruz arkadaşlar. Poe Trade'e. Geliyoruz en aşağı. Sizde tabi böyle bir gülücük olacak. Gülen surat. Bunu açıyoruz. Import folder diyoruz. Sonrasında benim popumdaki, hani videonun altına koyduğum poptaki linkten not kısmında en altta burayı kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Ardından gelip buraya import kodu CTRL'ı yapıyorsunuz. Yapıştırıyorsunuz ve olay bitiyor. Save. Bunu save dediğinizde şöyle bir şey gelecek artık size. Memur Armor Stack, tamam mı? Memur Armor, yani Mid Budget. Mid Budget Armor Stack fakir hali olmuyor maalesef. En düşük 240 divan olmanız gerekiyor. Sonrasında geldik. Buradan arkadaşlar 15 dakika bile almaz size. 15 dakikada bütün itemleri dizebilirsiniz. Bu şekilde yaparak tek tıkla ben rollerini bile ayarladım bütün itemlerin. Sizin yapmanız gereken tek şey tıklayıp almak arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sonrasında geldik. İtemlerde nelere dikkat ediyoruz arkadaşlar? Bazı itemleri craftlayacağız. Onları da burada şimdi item kısmına geçelim. Şimdi geldik item kısmına. Arkadaşlar Weapon'da özellikle almanız gereken bir şey yok. Özel rolleri biraz önemli. O yüzden rolleri biraz yüksek alın. Burada roller önemli. Önemli olan roller ne? Armor, Accuracy Rating. Bunlara ve Base Physical Damage, Attack Speed'e dikkat edin. Bunları hafif arttırabilirsiniz. Biraz zenginseniz. Zengin adam değilseniz böyle alın geçin minimum. Sonrasında geldik. Helmet. Helmet'te de aynı şekilde hafif rollere dikkat ediyoruz. Sonrasında Body Armor. Arkadaşlar Body Armor'da craftlamak için hemen göstereyim size. Craftlamak için ya ben fakirim dersen şöyle bir şey hemen al. 50k olsa, tamam mı? Hiç uğraşma. Böyle bir şey 50k olsa al. Onu söyleyeyim size. Şunu hemen şu adama yazayım ben. Miskilik diye. Sonrasında geldim. Bunu size göstereyim şimdi. Better Pedo Exile Trading Craft of Exile'den Import Folder. Burada hemen göstereyim. Burada ilk yapmanız gereken Jund'dan arkadaşlar bir Hilok Armor attırın. Hani eğer çok fakirseniz, ağır fast fakirseniz bunu yapmayın tabi. Ya da eğer ben uğraşamam TFT ile vesaire derseniz de şuradan yalandan bir Perfect Fossil attırın. Perfect Fossil atın. Bir iki tane. 26-27 üzeri gelsin. Okeyiz abi. Tamam mı? Sonrasında geldik. Burada yapmamız gereken olay ne? Esansa geliyoruz. Loading esans satıyoruz arkadaşlar. Loading esans. Ne bekliyoruz? Fire, Cold, Lightning listeden bir tanesi TR1 gelecek. Tamam mı? Bunu bekliyoruz. Yanına da Intelligence gelmesini bekliyoruz. TR1-2 aynen bu. Örnekteki gibi. TR1-2 Lightning Rest gelecek veya Fire veya Cold Rest gelecek. Ardından da bir tane Intelligence veya ikinci bir Rest gelmesini istiyoruz. Bunun için de ne yapıyoruz? Arkadaşım. Şuraya geliyoruz. Mavi Lesser Icon atıyoruz. Ardından da Exo atıyoruz. Ve geldi. İkinci Rest. Siz şanslısınız diyelim. Gelmedi diyelim. Bir tane attınız. Bir dakika. Exo atamıyorum. Attım. Geldi, böyle bir şey geldi. Bu ne yapacaksınız? Lesser Icon atıyoruz bir tane. Eldritch Anul atıyoruz arkadaşlar. Ve suffix'ten onu siliyoruz. Geldik. Exo attık. Ve olayımız bitmiştir. Suffix'lerimiz bitmiş. Farz edelim suffix'ler bitmedi diyelim. Yani geldi, kötü bir şey geldi. Aha Intelligence geldi. Intelligence'a da okeyiz abi. Farz edelim ki bu olay bitti. Sonrasında geliyoruz. This Eldritch suffix'leri bitirdik yani. Eldritch Icon'dan. Oh, diğer fil gelmiş yukarıda enerji. Eldritch Icon'dan kırmızıdan Greater'dan atıyoruz, tamam mı? Kırmızıdan Greater'dan atıyoruz. Yani bunlar şuradaki gibi. Şuradaki gibi. Bunlardan atıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra şu an geldi de size gelmediği bir durum varsayıyorum. Eldritch Anul atıyoruz. Buraları boşa atıyoruz. Buradan mana blokluyoruz. Craftlardan, prefixten mana blokluyoruz.
Ardından dualı bir exit atıyoruz. Increase any ashit gelsin. Eğer gelmezse mana'yı siliyoruz buradan. Eldritch Anul atıyoruz. Tak. Sonrası bir daha mana craftlıyoruz. Bir daha mana craftlayıp tekrar exit atıyoruz. Geldi mi? Gelmedi. Tekrardan aynı işlemi tekrarlıyoruz. Enerji, maksimum enerji alıyoruz. Tier 1, Tier 2, Tier 3 o civarda bir şey geliyor. Burada exa attığımızda manalı exa. Ardından da physical, fire, cold öyle bir şey craftlıyoruz. Olayı bitiriyoruz crafting match'ten ve itemimiz hazır. Ardından eldirişleri ayarlıyoruz. Buradan lesser eldiriş atıyoruz. Buradan nankörs aura gelmesini bekliyoruz. Tamam mı hocam? Nankörs aura gelecek. Ardından da lesser aykır atıyoruz. Buradan da Grace Aura efekt gelecek arkadaşım. Grace Aura efekt geldi mi olayı bitiriyorsun, kapatıyorsun. Geldi. Grace Aura efekt geldi. Olayımız bitti. İtemimiz hazır. Çiçek gibi item oldu. Olayımız bu. Tamam mı? Sonrasında geldim. Body Armor bitti. Veya ben abi onunla uğraşamam dersen kardeşim hazır almak için böyle bir şey yapabilirsiniz. Direkt dümdüz 30 divine 50 divine neyse alırsınız geçersiniz. Gloves peki. Gloves craftlamak için ne yapıyoruz? Gloves craftlamak için. Hocam. Geliyoruz böyle bir base alıyoruz. 35k olsa veya 1 divine 2 divine veya olmadı biraz daha fakirseniz fast fakirseniz bunu 80 falan yapabilirsiniz. Böyle 1 divine şöyle 35k olsa bir şey alıyoruz tamam mı? Bunu aldığım durumu varsayıyorum. Emülatör. Gloves'la ne yapıyoruz? Nasıl craftlıyoruz abi? Gloves'a geliyoruz arkadaşım. Şimdi geldik. Burada abi Perfect Possil atıyoruz. Yalandan böyle. Dur. Perfect Possil atıyoruz. Yalandan 27 quality yapıyoruz abi. 27 quality yapıyoruz. Ya da 25 üzeri olur yani. Sonrasında geliyoruz abi. Buradan Zeal Essence atıyoruz. Zeal Essence. Ne zamana kadar? Yanında bir Resist gelsin. Bir de Intelligence. Tamam mı? Ya Resist ya da Intelligence. Allah'a emanet öyle bir şey getiriyoruz. Intelligence veya Resist. Ama Tier 1, Tier 2 gelsin. Tamam mı? Intelligence veya herhangi bir Resist geldi. Gördüğünüz gibi. Burada ne yapıyoruz abi? Yine aynı şekilde mavi Lesser Icon'dan atıyoruz. Ve buradan eğer full dolu geldiği için Gain Life Per Enemy Killed var ya onu yok etmek istiyorum. Tak attım. Gelmedi. Attack Speed gitti. Bir daha başa sarıyoruz. Tamam. Bir daha atıyoruz Zeal Essence'ını. Intelligence Tier 1-2 gelecek. Tamam mı? Geldi. Buradan yine aynı şekilde maviden bir tane atıyoruz. Ve Eldritch Anul atıyoruz abi. Buradaki diğer risk geldi. Attack Speed gitti. Bir daha başa sarıyoruz. Ama eğer Attack Speed gitmezse canını sıçayım ya. Allah Allah. Attack speed gitmezse böyle bir eski giderse buradan prefixleri öncelikle dolduruyoruz abi. Prefixleri nasıl dolduracağız? Geliyoruz. Allah'a emanet bir şey craftlıyoruz prefixe. Sonrasında geliyoruz. Exalt atıyoruz. Ve yanında gelecek dexterity geldi. Olmaz. Intelligence getireceğiz yanına. Böyle resist geldi gelince ardından yaptığımız şey ne? Hocam E'ye basıyorum şöyle bestiary'den göstereyim. Wild Bristle Matron diye bir tane şey var. Beast var. Bu Beast'den alıyorsunuz. Bu Beast yaklaşık 1'di var. Ama ben Beast uğraşamam derseniz de geliyorsunuz buraya. Cannot be changed suffix. Cannot be changed. Kravlıyoruz. Ardından burada ne atıyoruz abi? Geliyoruz. Veiled Chaos Orb atıyoruz. Ne gelecek? Böyle bir Allah'a emanet bir şey. Fire Convert craftlıyoruz. Bloklamak için. Fire Convert'ı craftlıyoruz. Bloklamak için. Ardından açıyoruz anvil'i. Buradan ne bekliyoruz? AV gelmesini bekliyoruz. Eğer gelmezse tekrardan Suffix Cannot be Change. Tekrardan Veil Chaos Orb. Tekrardan Fire Convert craftlıyoruz. Fire Convert. Sonrasında anvil yapıyoruz. AV gelecek. AV gelince bitiyor abi. İte. Enerji Shield. Sonrasında maksimum enerji Shield'i craftlıyoruz. Olayımız bitiyor abi. Bitti İte. Sonrasında geliyoruz. Üstlerini yapacağız. Üstlerden ne yapıyoruz arkadaşım? Geliyoruz buradan. Üstlerden de Effect of Mark ve Non-One Strike. Eğer zenginseniz bunu yapın. Ya fakirseniz direkt buradan Non-One Strike'ı vurdun mu abi?
Bitti senin işin. Geldi. Number Strike'ı vurdun. Olayı kapattın. Yukarıya da geldin. Mark vuracağız. Buradan da Mark gelmesini bekliyorsun. Geldi. Effect of Mark geldi. Effect of Mark'ı da getirdikten sonra itemin bitti. Ama zenginsen abi ne yapacaksın? Zenginsen. Geldin. Bunun Grand'ını atıyorsun. Grand'ından atıyorsun. Geldi. Number Strike atıyoruz hocam. Grant'tan atıyoruz. Ardından geliyoruz. Exceptional Aker'dan bir tane atıyoruz. Bak bir tane sadece. Sonrasında geliyoruz. Orb of Conflict atıyoruz. Bunun yukarı yani bundan bir tane atıyoruz ki alttaki olanın yani tier 4 olanın tier 3'e çıkma olasılığı daha çok olsun diye. Sonrasında geliyor. Orb of Conflict atıyoruz. Bu tier 3 olacak. Farz edeyim ki olmadı. Tier 3 olacak. Atıyorum. Tier 4. Diğer 3 olacak. Ananın cezanı. Şu an şey yapıyorum. Diğer 3 olacak. Ardından Exceptional Liker atıyoruz. Bir tane daha Orb of Conflict atıyoruz. Diğer 2 olacak diye. Olmadı. Burada attık. Diğer 2 yapınca olayımız bitti. Diğerinden geliyoruz. En küçüklerden alsak olur. Buradan Effect of Mark'ı getirip olayı bitiriyoruz bu yıl. Ama bu fakir şey zenginseniz yapın. Fakirsen biri en küçüğünden at geç. Bunu zengin adam yapsın. Bu item peki ne abi? 200 divine, 150 divine'ı alabilirsiniz bunun. Hazır alacağım derseniz de. Adının geldik bota. Bot da arkadaşlar Allah'a emanet böyle bir bot alıp geçin. Eğer ben zenginim dersen beşlisini al arkadaşım bunun. 12 divine'ı. Ama ben fakirim dersen direkt bottaki gibi 20k olsa 4k olsa bir şey al geç. Belt. Belt de geldik arkadaşım. Mage Blood kullanıyoruz. Olmazsa olmaz. Bu kesinlikle olacak. Mage Blood'sız olmaz bu build. En az 240 divine'ınız olacak. Amulet. Amulet de geldik. Vrat. Hani reservation'ını aldım. En ucuzu Vrat diye Vrat reservation'ını aldım. Diğer arkadaşım. Arkadaşım ringde yaptığımız olay ne? Nimis alıyoruz. Neden? Giden projektil bir daha geri dönsün ve random direction atıyoruz. Molten Strike için bu 2x DPS demek bir nevi. Attığımız projektiller iki kere vuruyor çünkü. Bu da çok çok önemli olmazsa olmaz. İkinci ringde geldik. İkinci ringde ne yapıyoruz? İkinci ringde hocam geliyoruz buradan. Herhangi bir şekilde bir ringi alabiliriz buradan. Benim tavsiyem size Activate Life Search yapın abi. Activate Life Search yapın. Bir timsah hilasıyla pusuya yatın. İteminizin düşmesini bekleyin abi. Düştüğünde o item abi çekin alın. Ardından ne yapıyoruz? Gelin buna şey yapın. Reduce Mana Cost craftlayın. Crafting Bench'ten. Reduce Mana Cost craftlayın. Olayı bitirin abi. Sonrasına geldik. Diğer ringimizin nimisi zaten. Flasslara geliyoruz arkadaşım. Flasları böyle bir flaslar alabilirsiniz. Flasları direkt alıp geçin abi. Hiç bakmayın bile. Small Cluster geldim. Arkadaşım Small Cluster'da yapman gereken şey şu. Ben burada her şeyini ayarladım. Yapman gereken tek şey şu. Alıyorsun Jewel'ları. Alıyorsun. Hepsini alıyorsun burada. 8 tane alacaksın burada. 8 tane. Bunlardan alıyorsun 8 tane. Ardından yapacağın şey şu. Calculator. Jewel. Dur. Cluster Jewel, Small Cluster Jewel, Mana Reservation. Aynen. Hocam Introspection getiriyorsun. Şundan getiriyorsun. Alteration atarak. Bunu getirdim mi olay bitti. Sonra Regal falan filan. Exaltat bütün boşluklarını doldur. Olayımız sadece Introspection getirmek hocam. Peki Introspection kaçta geliyor? Alteration. 88 Alteration'da bir gelecek. Yani sakın 3-4 divine vermeyin small cluster'a hazır haline. 3-4 divine oluyor. Siz gidin buradan 40 kaos 30 kaos alın. 88 alteration'da bir gelecek. O craft introspection gelecek. 80 alteration atın. Getirin. 88 yani 8 tane böyle craftlayacaksınız arkadaşlar. Böyle 8 tane craftlayacaksınız. Ha ben garibanım, gariban değilim abi. Ben zenginim dersen böyle direkt gidip alabilirsin arkadaşım. Bir divine, iki divine, yanında güzel bir şeyler olsun dersen iki divine, üç divine, dört divine gidiyor. Ama bunu yaparken yanında increase effect falan getirirseniz çok pahalıya satabilirsiniz. Haberiniz olsun. Onu da söylemiş olayım. Şimdi geldik. Voices'dan arkadaşım.
Eğer fakirsen 2x al geç. Böyle 2 divine'ı alıp geçebilirsin 5 small point'ta. Ama ben biraz zenginim abi. Benim açımdan para sorun değil dersen böyle bir şey alabilirsin. 0.7 mirra. Bunu da söylemiş olayım. Bu yüzden sonrasında geldik. Large Cluster şey oldu. Hocam ben sizin için Large Cluster'ı ayarladım. Siz direkt buradan 2 divine'ı al geç. Hiç böyle pasif neymiş, şuymuş, buymuş hiçbir şeye bakma. Direkt al geç. Buradan ama yalnızca şunu söyleyeyim. Üçüncü point'e vermiyoruz, tamam mı? Şuradaki point'e veriyoruz. Buradaki point'e veriyoruz. Üçüncü point'e vermiyoruz. Bunu es geçmeyin sakın. Sonrasında geldim. Vaçıray. Vaçıray da arkadaşım. Ben diğer Vaçırayları da denedim. En mantıklı bana gelen Vaçıray bu oldu. Böyle bir şey 4-5 divine'ı alın geçin. Ha ben şöyle diyeyim size. Biz baya bir şey kullanıyoruz biliyorsunuz. Aura kullanıyoruz. Buradan dişinize göre 3. aurayı da arayabilirsiniz. Ben mesela buradan 7 divine'a şöyle bir Vaçıray buldum. Haberiniz olsun. Onu da söylemiş olayım. Yanında haste de vardı. Ya haste phasing vardı. Biz haste de kullanıyoruz. Ben bunu 8 divine'a aldım. Haberiniz olsun. Böyle bir şey. Yani gidip activate life search yapıp pusuya yatabilirsiniz. Ama bu ikisi olmazsa olmaz. Onu söyleyeyim kesinlikle. Sonrasında geldik diğer şeye. Melding of the Flesh. Bunu alabilirsiniz arkadaşım. Eğer ben zenginim derseniz bunun max rolünü alabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. 36 35 divine. Ama ben fakirim, garibanım abi derseniz de 9 10 divine şöyle rollüsünü alabilirsiniz. Timeless Shovel. Timeless Shovel'da hocam hiçbir şeye bakmanıza gerek yok. Ben sizin için her şeyini ayarladım. Bir tane Timeless Shovel alın. Direkt buraya takın. Kullanın geçin. Hiçbir şeyine bakmanıza gerek yok. Direkt alın geçin. Ben sizler için ayarladım orasını. Sonrasında geldi normal Jewel. Normal Jewel'da olmazsa olmaz şöyle bir şey var. Mana Cost olacak, bir de Corrupt Blood olacak. Yanına gelen şeyler tamamen süs. Yani af ben zenginim abi derseniz de yanına gelen şeyleri de ayarlayın. Arayın. Ama ben fakirim derseniz direkt 3 Divine'e 2 Divine'e böyle bir şey alabilirsiniz. Sadece Mana Cost olacak ve Corrupt Blood olacak. Bu olmadan Sirius tanklayamazsınız. Onu söyleyeyim ama. Boğulursa sadece Sirius tanklarsınız. T17 Valdolar'da Shaper falan da bleed atıyor. Elder da bleed atıyor. Onu da bilginiz olsun. Boğulmazsa T17 Valdolar'da yatabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ama boğulursa arkadaşım hiçbir şekilde Sirius da size zarar veremez. Şey de zarar veremez. Onu da söylemiş olalım. Ama şunu da söyleyeyim. Eğer yani öyle bir şey bulamazsınız o kadar fakir, ağır fakirseniz, pas fakirseniz buradan gidip Corrupted Blood'ı buradan da alabilirsiniz bir point'e. Şuradan da gidip Corrupted Blood'ı alabilirsiniz. Bu fast fakirler için bir taktik olsun. Sonrasında geldim. Sonra charmlara. Arkadaşım iki tane böyle bir charm kullanacaksın. Olmazsa olmaz tek bir şey. %2 armor applies. Bu kesin. Ha ben çok fakir değilim abi. Zenginim ben dersen de git 44 divine'a üçlüsünü al, tamam mı? Yani ağır fakirsen ikili, çok şey fakir değilsen üçlüsünü alabilirsin. Bundan iki tane alacaksın yalnız. Yani 9-9 öyle söyleyeyim. Sonrasında geldim. İki, diğer charm'a geliyorum hocam. Diğer charm'dan da böyle bir artı 2 maksimum fire resistance 80 kaosa böyle bir şey alabilirsiniz. Alıp direkt kullanın. Olayımız bitti. İtemlerimiz bitti. Arkadaşlar bu it hakkında şunları da söyleyeyim. İtemlerimiz bitti. Bu şekilde itemlerinizi yapabilirsiniz. Bu it hakkında şunları da söyleyeyim. Biz hayvan gibi armor stackliyoruz. Olayımız bu. Ve bunlardan da bize atak damage geliyor. Ve köpek gibi melee bu itlerde vuruyoruz. Hayvan gibi vuruyoruz. Peki. Peki bu sadece Molten Strike build mi? Hayır abi. Mesela ben Molten Strike değil gidip herhangi bir skill oynayabilirsin. Mesela sadece tek bir şartımız var. Atak skill olacak abi. Atak skill olacak ve sword'larla kullanılabilecek, tamam mı? Sword'larla kullanılabilen atak speed'i. Mesela Bone Shatter olmaz. Frostblade buraya koyup kullanabilirsin hocam. Tık 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 Frostblade bu build'ini kullanabilirsin. Ben bunları dün test ettim. Hepsi şıkır şıkır oluyor. Onu deneyebilirsin. Mesela veya Smite kullanabilirsin hocam. Smite Greater Multiple yerine de Elemental Damage with Attack Support kullanırsın. Hop bir anda Smite build'i oldu. İstediğin melee build'ini, istediğin atak build'ini kullanabilirsin bu build'de. Onu söyleyeyim. Molten Strike olmak zorunda değil. Veya Lightning Strike kullandın. Mapping de gayet güzel oluyor. Bir de Simulacrum'da Lightning Strike çok iyi oluyor.
Lightning'e koydun. Pierce koydun bir de GMP yerine. Hop bir anda oldu sana Lightning Strike build'i. Çok da güzel vuruyor. Çok da güzel. Ultimatum falan da delik deşik ediyor. Ultimatumu, simülakrumu delik deşik ediyor yine aynı şekilde. Kesinlikle öneririm abi. Bunları deneyebilirsiniz veya herhangi bir şekilde şeyde deneyebilirsiniz. Diğer gemleri de deneyebilirsiniz. Mesela Wheel Strike çok çok beğendim ben Wheel Strike build'ini. Onu da gösterim yani. Wheel Strike'ın da çok güzel bir şeyi var arkadaşım. Clear'ı var. Mükemmel clear var. Kesinlikle Wheel Strike öneririm. Tectonic Slam, Static Strike, Cleave, Consecrate Bed. Bunların hepsini deneyebilirsin. Infernal Blow, Flicker çok iyi oldu. Flicker çok tatlı oldu. Çok felaket vuruyor. Sonra Lacerate, Reave bu build'ini deneyebilirsiniz burada. Splitting Steel. Bunların hepsini deneyebilirsiniz. Fakat mesela Smite taktınız ya diyelim. Siz projektil vurmuyorsunuz. O yüzden Nimitz'i çıkarın abi. Böyle bir Allah'a emanet diğer ringin aynısından bir tane daha koyabilirsiniz. Direkt böyle bir şey de kullanabilirsiniz. Smite kullanıyorsan ya. Onu da söylemiş olayım acaba. Ve anlatmadığım bir şey yoktur umarım. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Eğer bu build'i yaptığınız bazı sıkıntılar yaşadınız vesaire bizim Discord'umuza gelebilirsiniz. Videonun altındaki linkten Discord'un linkine gelebilirsiniz burada. Buradan arkadaşlar soru cevap kısmımız var bizim. Buradan direkt bu build'inle herhangi bir sorun yaşıyorsan vesaire gelip buradan gönderi oluşturabilirsin. Yeni gönderi oluşturup sorun devam ediyor bu build'imde sorun var diyerek bir gönderi oluşturabilirsin. Olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz herkese. Bir de eğer bir build satın alırsan falan dikkat edin. Bu build'i almadan önce söyleyin. Ona da çok rastlıyoruz yani. Bu build'i satın aldıktan sonra bu build nasıl deyip gelmek hiç mantıklı değil çünkü. Buna dikkat edin hocam. Onu da söylemiş olayım. Unuttuğum bir yer olduysa veya sizin eklemeyi düşündüğünüz bir yer olduysa yorumlarda belirtin. Bir beğeni bir abone olun. Yayınları da beklerim arkadaşlar. Bu build'in zengin hali de gelecek. Hani zenginler için de bir versiyon yapacağız. Böyle 4, 5, 6, 10 mirror'lık bir build de yapmayı düşünüyorum. Onun için de yayınlara gelebilirsiniz. İyi günler dilerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.